Bir senedir bunun için çabalıyoruz zaten. Amacımız Altun Ordumuzu Avrupa'da temsil etmekti. Bunu başardık ve şimdi ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız. Biz zaten uzun zamandır temsil ediyoruz, turnuvalar olsun, hazırlık maçları olsun. Bu daha resmi müsabaka olduğu için daha bilinçli ve daha emin çıkmamız gerekiyor. Takımın havası iyi. Uzun zamandır zaten bunun için çalıştığımız için bu anı bekliyoruz. Evet, taraftarımızı buraya bekliyoruz. Yani hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olarak belirlendi. Onun için çalıştık. Gerçekten onun için çalıştık. Bir sene boyunca şampiyon olmak için, Süper Kupayı almak için çabaladık. Bu sezonun başından beri bu maça hazırlandık. Yarın da hayırlısından maça başlayacağız. Takımın son durumundan gayet memnunum. Sakatlık, ufak tefek sakatlıklar var ama yarınki maç saatine kadar düzelecek. Böyle zorlu sakatlıklar değil, uzun süreli sakatlıklar. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Yani hazırız, motiveyiz. Çok çalıştık. Yani her yönüyle yarınki maça hazırız diyebilirim. Önemli olan Altın Ordu'nun ne yapacağı. Helsinki'nin ne yapacağı değil. Yarınki maçta da ya maçın büyük bölümlerinde Altın Ordu'nun ne yapacağını seyrettirmek istiyoruz herkese. Yani Türk insanın bence başaramayacağı şey yoktur. Onun için bendeki hedef her zaman yani nereye kadar gidebilirsek oraya gitmek. Ama maç maç gideceğiz. Yarınki maç bizim için çok önemli. İlk maçımızda bakıp sonraki rotamızı belirleyeceğiz. Ama yani hedef her zaman en üst yerler. İnşallah yarın taraftar desteğimizi arkamıza alıp İzmir halkıyla, Altın Ordu'yu tüm seven insanlarla birleşip Altın Ordu'da çalışan personelinden tut, malzemecisinden tut, genç futbol okullarından top koşturan, ter döken arkadaşlarımız, çocuklarımızla beraber bir bütünleşip burada ya maçı festival haline çevirip güzel bir sonuçta onları eve uğurlayıp onlara armağan etmek istiyoruz.